Arkadaşlar hepinize Takeoff Channel'da yeni bir videodan merhaba. Bugünkü konuğumuz Airbus A220. Çok merak ettiğim bir uçaktı ve de bu kanalda incelemesi yoktu. Sizlere hem yolcu kabinini hem kokpitini, ikisini de merak edenler var aranızda biliyorum, İnceleyeceğiz. Başlıyorum. Abone değilseniz şu abonelik işlemlerini halledelim ve hemen ardından videoyu keyifle izleyin arkadaşlar. Evet, şimdi uçağın kokpitine doğru geldik. Burada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Burası oldukça geniş. Yani şöyle benim boyumu da göstereceğim az sonra size. Ve ne kadar geniş olduğunu siz daha iyi anlayacaksınız o zaman. Burada benim ilk gözüme çarpan detaylar tamamen dijitalleşmiş durumda. Yani zaten Airbus teknolojiyi uçaklarında pilotların hizmetine oldukça fazla sunuyor. Zaten fly-by-wire teknolojisi var. Ama burada bu önümüzdeki PFD dediğimiz ekran, işte ND, FMC'ler bile full dijital hale gelmiş ve de pilotların işi çok çok kolaylaşmış gibi gözüküyor. Yani ergonomik bir tasarıma kavuşmuş diyebiliriz A220. Gayet güzel ve de şık duruyor. Buradaki koltuklar falan çok rahat ama tabii oturmadan da bir şey diyemeyiz. Şöyle oturdum bakalım. Tabii ki burada ekranlardan bahsetmek lazım biraz. Bu kokpitteki ekranların büyümesiyle kontroller daha ekranların içine girmiş. Yani daha az düğme ve daha çok ekran. Dijitalleşmiş bir halde bütün işler. Ve uçak bütün teknolojinin nimetlerinden yararlanarak pilotların işlerini yapmasını sağlıyor. Hemen yan tarafta Airbus'un meşhur masasını görüyorsunuz. Bu diğer uçaklarda kolay kolay olmayan bir şey. Evet, kokpitimiz bu şekilde gayet rahat gözüküyor. Hatta birçok uçağın kokpitinden, kendisinden büyük birçok uçağın kokpitinden daha geniş gözüktüğünü söyleyebilirim. Ben esas yolcu kabinini merak ediyorum arkadaşlar. Ki ben de ayaktayım şu anda, bakın. Kafam burada değmiyor. Tabii ki ön tarafa doğru gelince inmek gerekiyor. Yolcu kabininde burada mesela bu operatör uçağında hem business class hem de economy class tercih etmiş. Yani Airbus A220'nin şöyle bir bakacak olursak hem kısa hem de orta mesafeli uçuşlar için çok uygun bir uçak gibi ortaya çıkıyor. Ve de hava yolunun tercihine göre koltukları, kabininin konfigürasyonu tabii ki değişiyor. Yani burada avantajlarından bahsetmek gerekirse, ki Türk Hava Yolları'nın da şu anda oldukça gündeminde olan bir uçak, yakıt verimliliği bir kere bu uçakta oldukça fazla. Yani Pratt Whitney'in 1500G modeli motorlarını kullanıyor ve de %20'ye varan bir daha az yakıt tüketiyor. İşte daha az karbon salınımı var. Bunların haricinde tabii ki içinde bulunduğum bu geniş kabinden de bahsetmek lazım. Yani burada şöyle sol tarafta ikili, genelde böyle kullanıyor hava yolları ve de sağ tarafta da 3 koltuk yan yana olarak yer alıyor. Mesela bu hava yolu, ki Airbus bu uçağı kullanılan bir uçağa getirmiş durumda. Bu hava yolunun uçağı şu anda, yolcular normalde buralara oturuyorlar. Ve de bu uçak gerçek operasyonlarda kullanılan bir uçak. Bu kabinin genişliği oldukça ferah bir hava veriyor. Yani dar gövde bir uçak olmasına rağmen, hatta dar gövdenin de birazcık daha darı olmasına rağmen, işte Airbus A320 ile 321 ile kıyasladığımız zaman içinde bulunduğumuz kabin oldukça küçük. Fakat burada geniş pencere kullanımı, koltukların artık eskisi kadar kaba olmaması, daha ergonomik koltuklarla bu kabine dizayn etmeleri oldukça ferah bir kabin bize sunuyor. Geniş başüstü dolapları var. Yani buradaki başüstü dolapları bir uçağın yolcusuna oldukça rahat yetecektir. Ekonomi sınıfının tabii ki bizi ilgilendiren en büyük özelliği bu koltuk aralarındaki mesafe. Ama şurası oldukça rahat gibi gözüküyor. Bakalım, şimdi oturdum. Benim şu anda şu kadar bir yer kaldı ama bunların hepsinin ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Bir arkaya doğru gidip başka bir koltuğun arasına da bakacağım hemen. Şöyle mesela 21. sıraya kadar geldim. Buraya bir oturalım bakalım. Evet, burada biraz daha düşündüğüm gibi ama yine de öndeki koltuğa değmiyor. Ve kabinde oldukça rahat seyahat edilebiliyor. Şimdi geniş kabin dedik, düşük yakıt tüketiyor dedik. İşte daha az gürültü ortaya çıkarıyor bu uçak. Motorlarında kullanılan yeni bir fan teknolojisi sayesinde daha az gürültü yapıyor. Ve de böylece gürültü limiti olan hava limanlarında, özellikle Avrupa'da, daha rahat operasyon yapabiliyorsunuz bu uçakla. Bakım maliyetleri açısından bakacak olursak, ben bir taraftan kabinde yürüyorum, bir taraftan da size uçağı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bakım maliyetleri gelişmiş teknoloji olduğu için uçakta, mesela kokpiti gördünüz az önce, full glass kokpit ve de her şey tabii ki teknolojik, elektronik diyeyim hadi. Bakım maliyetlerini bu arttırabiliyor biraz. Özellikle
Bu da küçük hava yolları için problem olabiliyor. Çünkü kendi teknikleri olmuyor. Başka yerlerde uçak bakımı yapılıyor. Herhangi bir arıza verdiği zaman başka yerlerden destek alınabiliyor. Ama mesela Türk Hava Yolları için düşünürsek bu uçağın bakımını Türk İş Teknik gayet rahat yapacaktır. Şu ana kadar 300'den fazla Airbus A220 üretildi. Ve de uçağın en büyük operatörü, yanlış hatırlamıyorsam, Delta Hava Yolları. Amerika'da iç pazarda kullanıyor, iç hatlarda kullanıyor ve filosunu da genişletmeye devam ediyor. Airbus A220'yi ben havacılıkta daha fazla göreceğimizi düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Neden? Çünkü yeni nesil bir uçak, yeni nesil teknolojileri barındırıyor. Mesela motorlar. Bu yakıt verimliliğini artıran işte Pratt & Whitney'in PW1500G motorları var bu uçakta. Ve de geleneksel turbo motorlara kıyasla işte %20 daha az yakıt tüketiyor. İşte bu düşük yakıt maliyeti hem çevreye daha az karbon salınımı anlamına geliyor. Hava yolunun daha az para harcamasına olanak sağlıyor. Aynı yolcuyu A noktasından B noktasına daha ucuz bir halde götürebiliyor. Hafif kompozit malzemeler kullanılarak üretilen bir uçak. Bu da tabii ki daha hafif bir uçak ortaya çıkarıyor. İşte az önce söylediğim yakıt tasarrufunda hem aerodinamik yapısının, hem kullanılan malzemelerin, hem de kullanılan motorun tabii ki böyle beraber topyekun bir etkisi var. Peki Türk Hava Yolları mesela bu uçağı neden tercih etmeli? Ya da bu video yayınlandıktan sonra eğer tercih ettilerse hayırlı olsun diyeyim şimdiden. Neden tercih etti? Bir, yakıt verimliliği tabii ki daha az yakıtla aynı yolcuyu A noktasından B noktasına götürmek bir avantaj. Bir de bu uçağın en büyük rakibi yine Airbus ailesinden olan Airbus A319 NEO'lar, yenilenmiş versiyonu, bence en yakın rakibi. Ama ona baktığımız zaman arada liste fiyatında işte biri 80 milyon, diğeri 90-95 milyona çıkıyor. Hem fiyat farkı var, hem de Airbus A319 NEO'yu sipariş verdiğiniz zaman Airbus bu kadar hızlı teslim edemem diyor. Ama bu uçağı diyor hemen veririm. Daha az yakıt tüketiyor. Kısa ve orta menzilli hatlar için ideal. Özellikle 4 saatlik uçuş süresinde olan, az yolcuyla işte yeni açabileceğiniz bir hat olabilir. Veyahut da çok yoğun olmayan bir hattınız olabilir. İşte oraya daha büyük bir uçağı, daha yüksek maliyetle götürmek yerine bu uçakla o hattı besleyerek ya da ana hatları bu uçaklarla besleyerek operasyonlarınıza devam edebilirsiniz. Hem de bu sayede belki bölgesel pazar payınızı daha az maliyetle arttırabilirsiniz. Şimdi Airbus A220 teknik olarak detaylarını bu videonun altında sizlere şuralarda veriyor olmam lazım şu anda. Hem daha küçük havalimanlarına operasyon yapabilmek için çok uygun bir uçak. Yani her ne kadar küçük bir uçak olmasa da mesela yüksekliği rakiplerine kıyasla hiç de arda kalır yanı yok açıkçası yüksekliğinin ve teknik ebatlarının. Neden tercih edilmeyebilir? Tabii ki bir de bu var. Madalyonun diğer bir yüzü var. Çünkü mesela Türk Hava Yolları ekibi de geliyor ve uçağa bakıyorlar. Çok yönlü inceliyorlar. Mesela A220'yi aldı diyelim, filoya yeni bir uçak geliyor. Ama Airbus A320 ailesinden değil bu uçak ve de dolayısıyla pilotlarınızı buna göre eğitmeniz lazım. Kabin ekiplerini buna göre eğitmeniz lazım. Bakım tarafında Türk İş Teknik'te buna uygun bir bakım hattı yapılması lazım. Oradaki personellerin yetiştirilmesi lazım. Yani hali hazırda Airbus A320 ve Boeing 737 gibi dar gövde uçakları işletiyor. Mesela bu uçağı alarak hani yeni bir maceraya yelken açar mı, yoksa Airbus A320'den veya 319'dan devam eder mi bilmiyorum. Burada bir de Embraer vardı biliyorsunuz potada, ama artık onu hiç konuşmuyoruz ve masadan kalktı gibi gözüküyor. Peki Airbus A319 dedik, bu uçağa rakip mi? Evet, bence rakip. Çünkü 319 124 yolcuyla 156-160 yolcu arasında taşıyor. Bu uçağın da iki versiyonu var. A320-100 ve A220-100, özür dilerim, ve de A220-300. Bunlar da yine benzer yolcu taşıyorlar. Business Class ile Economy Class beraber kullanırsanız işte 130-140 yolcu taşıyorsunuz. Airbus A220 iki tane temel varyantla geliyor. Yani Airbus bu uçağı iki versiyon olarak üretiyor. Burada A220-100 ve de A220-300. Bunların arasındaki fark nedir? Tabii ki boyutları değişiyor. Yani koltuk kapasitesi, yolcu kapasitesi değişiyor. A220-100 işte 100 ile 120 yolcu üstüne inşa ediliyor kabini. Ama 300 modeli işte 160 yolcuya kadar çıkabiliyor. Genelde de burada görmüş olduğunuz gibi 3 bu tarafta, 2 bu tarafta bir koltuk kapasitesi sunuyor arkadaşlar. Hava yollarının kullandığı koltuk konfigürasyonlarından bahsedelim. Bence Türk Hava Yolları da alırsa yine 3-2 olarak kullanacak, ama mesela Delta bu uçağı genelde yine 2-3 olarak kullanıyor.
Swiss International Airlines kullanıyor bu uçağı. O da yine 2-3 versiyonunu kullanıyor. Air Baltic yine 2-3 versiyonunu kullanıyor. JetBlue, Air Canada hepsi 2-3 versiyonunu kullanıyor. Bence bu çok zaten ideal. Yani burada da bu arada bu uçağın hava yolunun görmüş olduğunuz gibi ikramlarından var. Hemen şöyle bir arkadaşlar kart buldum burada. Hemen şuradan kopya çekiyorum. Maximum takeoff weight'te bu 300 versiyonu için 70.9 tonmuş. Hiç hafife alınır bir şey değil, ağırlık değil. Bu uçakla ilgili benim kabinden söyleyeceklerim bu kadar. Teknik detaylarını zaten videonun altında sizlere verdik. Kokpitine girdik. Kokpitini gösterdim sizlere. Şöyle arkaya doğru yürüyorum ve de oradan artık uçağın içinden yavaş yavaş çıkacağız. Buradaki acil çıkış kapısı, size her zaman söylüyorum, ekonomi sınıfındaki en geniş yer acil çıkıştır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ekonominin en önü mesela genelde geniştir diyoruz ama bak burada şöyle bir şey var. Bu genelde her uçakta aynıdır. Ekonominin en önü burası ama buradaki durum mesela çok farklı değil. Bir arkasıyla bir yönü yine aynı. Neresi geniş? Kabinin en önü geniş ama burayı da business diye ayırmışlar. Ben olsam, bu uçakla seyahat edecek birisi olsam bu taraftaki ikili koltukları tercih ederim. Neden? Zaten iki kişi seyahat ediyorsanız bu taraf oldukça uygun sizin için. Yanınıza herhangi bir başka yabancı gelmeden burada seyahat edebilirsiniz. Hem de tuvalete veya işte ayak açmak için koridora çıkmak istediğinizde daha kolay çıkabilirsiniz. Cam kenarında otursanız bile. Cam kenarında oturanlar için bu arada arkadaşlar pencereler gayet büyük. Ha bir de size galiyi göstereyim ya. Şu uçağın, şu arka gali alanını. Excuse me sir. You are mad at me, I know but. No. Jump seat'imiz. Aa bak çok güzel yapmışlar. Just a second. Oradan oraya giriyor ve can you open again? Yes. Ay gayet güzel. Only one jump seat here or? Yes, only one. Arkada bir tane jump seat'imiz var. Thank you so much. Burası da tuvaletimiz arkadaşlar. Şimdi uçak tuvaletlerindeki en büyük problem ne biliyorsunuz? Burada ayakta duramıyor özellikle uzun boylular. Ama Airbus bunu da güzel halletmiş. Gayet güzel bir baş mesafesi var. Tuvalet rahat arkadaşlar. Evet, uçağın en arkasından bu şekilde çıktık. Sizlere gösterdim her şeyini. Şöyle bir arkadan da öne doğru bakacak olursak arkadaşlar, size kendimden ziyade uçağı göstermeye çalışıyorum. Gayet kabini rahat ve de ergonomik. Bence güzel. Tabii ki bence güzel demekle bitmiyor. Bakalım Türk Hava Yolları ne karar verecek. Bu uçak geçtiğimiz 2 yıl önce de İstanbul'a gelmişti ve yine konuşulmuştu, ziyaretler yapılmıştı. Bakalım bu sefer belki olur. Olursa nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Ben bu videoyu buradan kapatıyorum. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ve videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve havacılıkta kalın.